Yani baktık öyle görsel olarak birbirlerine uyumlular ama. Ama senin ama... programının bununla ilgisi yok. Sen sağlık... Yapıyorum ama. Ay, bu da sağlık, bu da ruh sağlığı değil mi canım? Hepimizin ruh sağlığı. Yani öbür tarafa mı göz kırpıyorsun dedim ama onlar o evlilikler yok, bitti. Yok, yok, yok. Şimdi bütün bu evlilikçiler... Keşke evlilik gerçekten olsa da yapsan. Bizim evlilikçiler ev ev dolaşıyor. Ev ev dolaşıyor onlar, ne olmuş? Keşke Sedacığım, gerçekten evlilik programı adam gibi yapılsa da ben sunsam. Hmm. Çok isterim. Hmm. Bak direkt buradan başlarım zaten hemen böyle. Seda şimdi hep evlere gidiyor. Çok zor ya, nasıl dayanıyor ben inanamıyorum. Ha? Ev ev dolaşmak bir taraftan da gelip ama mesafeli, aslında bir program bak, yapıyor. Ama Esra Erol da şey yapıyor değil mi? O da yemekçilik yapıyor. O başka bir program. Zuhal yapıyor. Ha Zuhal, ha Zuhal, Zuhal. Esra ile karıştırdım onu. Şimdi ben o eski evlilikleri falan seyrediyordum. Şimdi buna evde oturuyorlar evlerde. Biraz sıkılıyor. Ben Zuhal'i seyrediyorum ya, çok güzel yapıyor. Zuhal de iyi de, Zuhal de böyle o yarışmacılar falan evdekiler biraz yaklaşıyorlar. Sedacığım, Seda Sayan onları aurasıyla itiyor. Pek yaklaşamıyor. Pek yaklaşamıyorlar. Sen onun şeyi çorap mesafedir açıklamalarını biliyorsun değil mi? Ben şey yaptım onu. Çorap mesafedir mi? Tabii çorap mesafedir. Çorap kültürdür. Çorap kültürdür. Ya bir açıklama yapmış. Bu da gitmiş bizim ikinci sayfadaki kızlar yok mu? İkinci sayfadaki kızları yiyor. Kızlar, onlar çok akıllıdır ya. Öyle ya o kızlar ne akıllısı ya. Seda bunlarla kafa buldu herhalde. Ondan sonra sinirlenmiş ama bana. Ben diyor ki çorap mesafedir, çorap kültürdür. İşte çorap Fransa'da icat olmuştur falan filan. Bir çorap mesafedir, kültürdür filan böyle. Hani şeyden Elizabeth'in şey gibi, anladın mı? Amca kızı gibi anlatıyor. Ondan sonra ben de bunda kafa buldum tabii ki. Diye. Ama öyle kafa buluyorum ki bu da kafa buldu herhalde. Kızlar da böyle. Bizim ikinci sayfa kızları. Evet. filan diye bunu dinliyor. Ya da onlar bununla kafa buluyor. Valla bak çorap mesafedir, biliyorsunuz, seyret. YouTube'da bir var. Seyredeyim bakayım, cidden merak ettim. Ama bayağı gülersin. Biz aynı anda yayında olduğumuz ben, için kaçırıyoruz. Yani ben tırlattım. Yavaş 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 her kelimesini durdurup durdurup her kelimesiyle kafa buldum. Sonra bu bir girişte mat oldum. Vallahi hiçbir şey diyemedim. Öyle mat etti ki beni sonra. Seni. Bir laf ediyor çünkü çok kafası bozuluyor. Öyle bir laf ediyor ki artık o kavgaya girilmez ya. Yani. Daha önce de oldu. Bir kulis kavgasından dolayı oldu. Ben çünkü onunla ilgili şey yapıyordum. Star Televizyon'da çalışırken. Bu bütün kulisleri almış. Şimdi ben kulis de istemiyorum. Fakat konukların giyinip soyunacakları, oturacakları yer yok. Buralar Seda Hanım'ın diye. Ondan sonra ve ben de bununla şey yapıyordum. Yine kafa buluyorum programdan ama aynı televizyonda çalışıyorduk o sırada. Diyordum ki işte bizim bu Maslak civarı filan Seda Hanım hep arazileri kapattı, kulis yapacak falan filan diye öyle şey yapıyor. Bir laf ediyor. Diyoruz ki biz artık buna girmeyelim. Bu topa girilmez, bu laflara girilmez yani falan, öyle bir şey oldu. Şeydir. Çok severim de böyle biraz fena konuşuyor bazen. Belli evet. Evet ama o mesafe. Valla ben mesafemi koruyorum, biraz çekiniyorum. Seda Hanım'la. Biz beraber çalıştık, aynı yapım şirketinde çalıştık. Evet, evet. Ama böyle şeydir evet. Yani bir aurası var. Kesinlikle mesela beni ne zaman görse canım, hayatım falan. Evet. Böyle bir yumuşuyorsun, bir tatlı tatlı böyle. Evet. Ve helal olsun bak, yaş mevzusuna girmeyeyim ama kadın çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Bir de Instagram. Bu arada biz de böyle kaldık. Evet yani, ben dedim. Çok enteresan bir şey. Seda'da ben yakından da gördüm. Instagram filtresini yüzüne koyabilen tek insan dünyada. Ama bakıyor da kendine. Instagram filtresini yüzüne yaptırmış. Bakıyor kendine yani, helal olsun, zap zayıf kadın yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak, ya bir dakika, bir şey anlamadım. Zap zayıflık. Ya bak, mis gibi Türk kızısın. Mis gibi. Etin butun her şeyin şey, yerinde. Maşallah kızıyım. Maşallah işte. Kadınlara yanlış laflar ediyorlar işte, balık eti. Efendim ondan sonra sincap bilmem nesi falan, bunlara gerek yok. Bir başka canlıyla kadın tarif ediyor işte, balık eti diyor, bilmem diyor, yemek gibi tarif yapmışız mesela, etli butlu diye. Yani bu olmaz. Kadının tam güzel kadınsın. Niye gidip sıskalaşmayı övüyorsun? Ben onu anlamıyorum. Hiçbir zaman övmedim. Övmedin de nerede zap zayıf diyorsun kadına sağlıklı? Belki Allah kimseye vermesin. İnsanlar bir kere belli bir yaştan sonra kilo verdi mi hep endişeleniriz.
Yaşlıyım belli yaştaki ani, insan. Ani kilo kayıplarında o endişe gerçekten olmalı. Ben yavaş yavaş kilo kaybına da endişeleniyorum. Uzun yıllar boyunca eriyerek gidiyor. Ya öyle kadınlar var. Yaşlı nerede kadınlar. Nerede bizde uzun yıllar boyunca menopoza dayanınca biz yukarı ve doğru gidiyoruz. Ve bütün dünyada var. Ben vallahi şeyde bu Fransız kadınları diyor. Hani böyle çok yürüyorlar bilmem ne filan. Paris'te falan artık şey yapmış egzajere bir Paris'te şekilde. Paris'te Paris'i göremiyoruz ya. Hepsi turist. Turist ama Fransız kadın böyle çok olmadık. Yani anlıyorsun ki kadın yürürken anlıyorsun ki kadının tek bir derdi varmış. Onu başarmış. O da zayıflayarak ölmek. Yani başka bir şeyden dolayı değil. Zayıflayarak ölmek. Raşitizm. Şeycilik ne o? Ne derler? Beslenmemiş şey ne derler? Bir şey vitaminsiz. Der. Vitaminsiz kalmış çocuklara böyle şey. Yani he? Ha prematüre. Prematüre. Anoreksiya. Yani öyle bir hiç şey var. Hiçbir zaman onu övmüyorum. Hiç. Ya sen ya ne güzelsin dediğin... sapasağlam tak. Ha? Ya niye böyle şeyi istiyorsun hiç. Böyle? Ama şu. Bak şimdi Seda yaz ama kadın zayıf. Ne yapayım? Ve öyle kalabiliyor yani. Tamam ben o kadar zayıf hiçbir benim zaman olmadım. Benim bildiğim aç oluyor çoğu zaman yemiyor. Yemiyor. O da sağlıklı çoğu bir şey zaman... değil ama kendine bakıyor yani. Bakıyor. Babacığım ben şimdi bu Amedios için kilo vermem lazım. Gördüğün gibi etli butluyum her tarafım falan. Çünkü bu Harem Kabare ile turnelere gitmeye başladık. Oo. Şimdi gidiyoruz Gaziantep'e mesela Yusuf'u çok kaybediyorduk tehlikeli. Az kalsın. Çok sonra, tehlikeli. Bak çok Gaziantep, bu Gaziantep'i yedi. Arkadan Mersin'i yedi. Adana'yı yedi. O gece hastaneye gittik. Biz de onun eşiğinde çünkü eyvah bir de ikramlar yapılıyor filan. Bizim yani her biz her şey zaten memleket insanı biz yemek yiyoruz. Ve Gaziantep'te gördüm bunu. Antepliler sürekli yemek yiyor. Ya diyorum ki siz nasıl yapıyorsunuz? Ya biz burada mide fesadı geçirdik iki günde. Bir de acı yiyorlar. Acı tamam. Acı iyi. Acı iyidir ama... Nasıl yiyorlar? Diyorlar ki biz spor yapıyoruz. Ya da bulimik bir şey var. Romalılar gibi yiyip kusuluyor demek ki. Yani nasıl bu kadar yiyebiliyorsunuz? Ya kültür diyeceğim bilmiyorum oranın insanı da ama biz de yiyoruz. İkram geliyor gidiyor geliyor gidiyor yani öğünler filan karıştı. Şimdi bir dakika biz kahvaltı etmemiş miydik? Kahvaltı kahvaltı ye 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 korkuyoruz. Biz de acaba bir aç kalma tamam şeyi mi var, sıkıntısı mı var, korkusu mu var? Bilmiyorum. Bir aç kalma problemi var. İşte İkram. Kadınlar hep böyle evde sen bunu yaptın, ben bunu yaptım. Kısır günleri bambaşka günlere dönüşüyor yani. Yani şöyle demek istiyorum sana. Mesela gittik Anadolu'muza, oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Ya Antalya'ya gittik. Antalya'da da siz bir haberiniz yok. Antalya'ya gittik de sende vardı işte. Vardı. Antalya'da da orada da bir Diyarbakırlı. Ne şimdi ismini veremem lokantanın da Diyarbakırlı. Ondan sonra nasıl bir adam dedi ki bize böyle tam yemek yiyoruz dedi ki Okan abi dedi ısmarlıyorum yemeği dedi şey yapacağım dedi falan tamam abi dedik filan yani ama olmaz falan ayıp olur falan yok ısmarlıyor ısmarlayınca da ısmarladı ya o yemeği biz bir şey yemiştik hafif yiyelim falan artık yani anladın mı çok kilo alıyor ısmarladı ya. Daha da ısmarlayası geldi. Daha da ısmarlayası. Götürün meyveler götürün, tatlılar götürün. Bunu yemezsen öldürürüm falan filan. Ondan sonra yedik ve perişanız. Şimdi ne olacak? Ne yapacağım ben? Kırıtacak mıyım orada? Mesela Gaziantep. Amin. Böyle olmaz ki. Yiyeceğiz. Vallahi biz yiyoruz. Ha? Ben programda yiyorum. Yemek de yapıyoruz programda. Bol bol yiyorum. Bir kere zaten tadına bakıp iyi mi kötü söylüyorum. Sen nasıl bir program yapıyorsun ben anlamıyorum. Sayan'ın çorapları. Çoraplı evet. Evet. Dur. Seda Sayan hanımefendiyi tabii ki prodüktörümden, konu koordinatörümden rica ettim. Seda Sayan hanımefendiyi çağıralım dedim ama yani Seda Sayan hanımefendinin bu videosuna dayanamayacağım. Yani aslında bir insanı çağırdığım zaman tabii onunla güzel şeyler söylemek lazım. Yani o programa gelecek ya fakat ben dayanamıyorum. Görelim. Çoraplı evet. Evet. Şimdi çorap... Kaç çorabı var, nereden ne kadar alıyor? Ve hiçbir zaman yaz sıcağında da vazgeçmiyor çoraplarından. Evet, yaz sıcağında giydiğim o çorap zaten çok ipek, eldivenle giyebileceğiniz bir çorap. Çorap bir kültürdür. Dur. Şimdi kelime kelime gideceğiz. Yaz sıcağında giydiğim çorap.
Niye yaz sıcağında çorap giyiyorsun bir? İkincisi, niçin yaz sıcağında eldivenle giyilebilecek bir çorap giyiyorsun? Yani tabii ki ipek çorap biliyoruz. Fakat Seda hanımefendinin üzerindeki ipek çorap değil, bayağı bir anneanne çorabı. Kalın ve teni koyu gösteren ve genelde hanımların tercih etmeyeceği bir çorap. Yani çünkü daha transparant ya da güzel bacakları olursa hanımların, değil mi? Transparant ya da ten rengine yakın çoraplar tercih eder. Bayağı böyle çikolatalı dondurma şeklinde bir çorap giymiş Sedan. Diyor ki eldivenle giyilemeyecek bir çorap. Peki. Devam. Çorap bir kültürdür. Dur. Çorap bir kültür değildir. Her şeyden önce. Yani atma. Atmayalım. Çorap bir kültür değildir. Kültürlerin parçası olabilir. Yani efendim işte Kafkaslar'da giyilen çoraplar şöyledir. Biz de Anadolu'ya gittiğin zaman çoraplar böyledir. İşte filan ilimizde çok güzel çoraplar vardır. Rengarenk, işte yünden olur, pamuktan olur, şundan olur, bundan olur falan filan. Erkek giyiminde bir giyim şeklinin parçası olabilir. Ama çorap tek başına bir kültür olamaz. Çorap diye bir kültür yoktur. Devam. Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Dur. Dur. Şimdi çorap hem bir kültür değildir ve çorap kadını diye bir şey olamaz. Yani mesela ne kadını olamaz? Nasıl söyleyelim? Mesela burada bir çekmece var. Açıyorum, kapatıyorum mesela. Ben çekmece kadını olamam. Yani çünkü bu bir araçtır, bir aparattır. Çekmece, içine bir şey koyarız ve açarız, kapatırız. Bir işe yarar. Kültürlerde yeri olabilir ama çekmece diye bir kültür yoktur. Kapatırız ve bizim için işlevi sona erer. Çekmece kültürü olmadığı gibi ben size dönüp dersem ki ben çekmece erkeğim, olmaz. Saçma bir şey olur. Devam. Ben çorap kadınıyım. Ha sen giyersin, giymezsin. Baldırı çıplak gezin. Beni ilgilendirmez. Dur. Bu arada toplumu da serbest bırakıyor lütfedip. Diyor ki sen giyersin, giymezsin. Arada lafı da sokuyor. Diyor ki baldırı çıplak dolaşırsın. O beni ilgilendirmez. Yani bu özgürlüğü bize verdiği için de teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Çıplak gezi beni ilgilendirmez. Ben çorap severim. Dur. Şimdi ben çorap severim derken bir insan zaten her gün hepimizin giydiği bir şeyi nasıl sever, ben bunu anlayamıyorum. Mesela ben merdiven trabzanı severim. Bunu size anlatmak istiyorum. Çünkü mesela ben bu basamaklardan inerken bu olmasa nereye tutunacağım? Dolayısıyla ben trabzan severim. Buna trabzan denir. Ben bir trabzan erkeğiyim. Trabzan olmazsa yaşayamam. Yani. Evet. Devam. Ağustos'ta giydiğim çoraptan dolayı hanımefendilerden helal olsun diyenleri de duydum. Dur! Ağustos'ta giydiği çoraptan dolayı hanımefendilerden helal olsunu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi hanımefendiler var. Ağustos ayı hanımefendileri var. Bunlar uçabilenleri var. Bu Ağustos ayı hanımefendilerin. Bir de yerde yürüyenleri var. Ağustos ayında çok hanımefendi yapar İstanbul mesela. Ağustos ayındaki hanımefendilerden Seda Sayan geçiyor. Ağustos ayı hanımefendileri diyor ki inanamıyoruz. Hiçbirimizde olmayan çorap Seda'da var. Seda çoraplarıyla geçiyor. Ve kadınlar, Ağustos kadınları var. Diyorlar ki Allah için bravo. Allah için bravo. Hiçbirimizin bulamadığı çorabı o bulmuş. Devam. Diyenleri de duydum. Evet. Bu bir başka bir şeydir. Mesela kraliyet ailesinde hep çorap kuraldır. Evet. Çorap Fransa'dan, biliyorsunuz şeyini vermeyeyim. Doğuşu oradandır yani. Dur. Şimdi daha da güzelleşiyor. Çorap biliyorsunuz Fransa'da.
Bir şeyin doğuşu mu, bir şey mi doğuyor? Çorap Fransa'da doğuyor. Mesela Fransa'da Güneş Kral var biliyorsunuz. 14. Louis biliyorsunuz, Güneş Kral Fransa'da. Fakat Louis'nin iktidarını sarsan bir şey oluyor. Çorap doğuyor. Ve Louis bile tapınıyor. Çorap doğdu diyor. Fakat Seda Sayan tam burada isim vermek istemiyor. Nedir bu? İsmini vermek istemediğin sır nedir? Illuminati olabilir mi? Ama Seda kesinlikle toplum sarsılmasın ve Türkiye'nin dengesi bozulmasın diye, dünyanın dengesi bozulmasın diye isim vermiyor. Şu bölümü bir daha izlemek istiyorum ben çünkü anlamaya çalışıyorum. Burada Seda Hanım'ın bir fedakarlığı var. İsim verse tam taşı gediğine koyacak ama isim vermek istemiyor. Görelim olayı. Hep çorap kuraldır. Evet. Çorap Fransa'dan biliyorsunuz şeyini vermeyeyim, doğuşu oradandır yani, adını vermeyeyim. Ben çorap seviyorum. Çorap daha bir mesafedir. Dur! Şimdi. Çorabın doğuşunu, tarihini de pek anlatmak istemiyor bize anladığım kadarıyla. Çünkü isim verirse zaten siz perişan olacaksınız. Ha? Yani bayağı böyle bir İngiliz İstihbarat Teşkilatı, Amerikan İstihbarat Teşkilatı, Rusya filan birbirine karışacak. İsim vermek istemiyor. Sadece bizi düşündüğü için isim vermiyor. İsim vermek istemiyor. Yani tutuyor kendini sağ olsun. Ama diyor ki sonra, çorap diyor. Mesafedir dedi. Seninle benim aramda sadece çorap var. Bak. Bak isim vermek istemiyorum. İsim vermek istemiyorum ama çoraplarımı görüyorsun değil mi? Evet. Ve bu mesafeyi anlayacaksın. Bak bu mesafeyi, bu mesafe, gördün mü mesafeyi? Gördüm. Bak, ha, bak. Devam. Mesafedir. Güzeldir. Çoraba ne güzel anlamlar evet, kattınız. Bunu... Kızlar diyorlar ki Allah'ım bu nedir diyorlar. Bak şimdi o orası benim yıkıldığım yer artık. Yani kız ne dedi ne olur oraya döner misin? Yani çorap mesafedir dedi. Allah'ım bu hiç bilmiyorduk falan filan. Ya kafa buluyorsunuz. Yani bu daha çok tehlikeli. Ya Seda Hanım'la, Seda Sayan'ı çok severim. Bunca yıllık dostumdur. Ama ya bunlar Seda'yla kafa buluyorlar. Bu çok ayıp. Ya da hakikaten Seda'nın anlattıklarına etkilendiler. Bu da çok acıklı. Görelim orayı. Çorap seviyorum. Çorap daha bir mesafedir. Güzeldir. Çoraba ne güzel anlamlar evet, kattınız. Yani dur peki... orayı duymuyoruz. Çoraba ne güzel anlamlar yükledin. Ha? Ne güzel çoraba. Yani... Bakın, Seda Sayan hiçbir şey yapmadıysa çoraba anlam katmıştır çocuklar. Hiçbir şey yapmadıysa. Kimleri gördük? Okan Bayülgen'leri gördük. Ne yaptı o? Seda Sayan çoraba anlam kattı. Deli misin? Devam. Nasıl? O da Frikyalılardan geçmiş Anteplilere. Nohutlu Frikya pilava. Muaz Bey, röportajınızda Frikyalılar Antep'te yaşadı dediniz ama Frikyalılar tarihte Ankara civarında yaşadılar. Dur. Olabilir. Şimdi babacığım, çok acayip bir memlekette yaşıyoruz. Yani ben bunu hep anlattım. Gelecek nesiller malumata, enformasyona çok önem verecekler. Herkes malumat furuş olacak dedim. YouTube'da çok izlenen videolar mutlaka bizim kendi YouTuberlarımızın yaptığı bilimsel videolar olacak dedim. Fakat yemek programlarını düşünememiştim çocuklar. Bunları düşünememiştim. Bu nasıl bir şey? Yani Seda çıkıyor, Sedacığım çıkıyor diyor ki çorap. Fransa'da doğduğunda yer yarıldı. Ama isim vermek istemiyorum.
Çorap bir gün doğdu, isim vermeyeceğim ama çorap mesafedir diyor. Ondan sonra yemek programındaki bir adam pilavdan Frigyalılara geliyor.